çok üzüldüğümü beyan etmek isterim. Özellikle Antepli bir zannedersem avukat bir arkadaşımız böyle bir şey yapmış. Artı bunun arkasında düzenlemiş, 4 saniyesini çekmiş olayın. Bu iş bizi çok kızdırdığı için ben öne aldım. 4 gün sonraya 2 sene sonraki makinamızın tanıtımını yapacağım. Çünkü biz bu işlerle uğraşmıyoruz. Biz Almanlarla uğraşıyoruz. Biz Fransızlarla uğraşıyoruz. Yani şimdi bizim bakan bir randevumuz yoktu. Sayın Koçer'den rica ettim ben, vekilimizden, Antep milletvekilimizden. Dedim arkadaş bizi bir görüştür. Yani bakanımızı bilgilendirelim. Yani randevumuz yok. Görüşme şeyimiz yok. O da sağ olsun tanıyor bizi yani. Geçen seneden çalışmalarımızı da biliyor. Derhal dedim Mustafa Bey'de de. Ben o gün bir açılış vardı Başpınar'da organize sanayisinde. Bir okulun açılışı vardı. Bizi arada kaynatmaya çalıştı. Kaynadık da yani öyle söyleyeyim. Yani belki bazılarının sıralarını da aldık. Bakan Bey de bizimle ilgilendi. Yani taleplerimizi istediler, dile getirdiler. Bu İpek yolu diye bir şey, şimdi tam aklıma gelmiyor. Öyle bir aradılar. Yani ne bileyim ilgilendiler. Artı dediğim gibi salı günü biz inşallah Reyhanalı'da yani bir bu şeyler, siyasiler de davetlimizdir. Herkes davetlimizdir. Son teknoloji makinamızı gösterime çıkaracağım. Vallahi hırslandırdı. Daha çok hırslandık yani. Çünkü ben inanın Antep'te bile değilim, şehir dışındayım şimdi. Özellikle sağ olun, Allah razı olsun. Çünkü medyada böyle daha bir de yani haberlere çıkması, haberler de çıktı, onu da gördüm yani. Çok üzgünüz ya. Yani Antep'imiz de böyle şeylerle bizi oyalamasınlar. Yani siyasiler özellikle bizi hiç oyalamasınlar. Bizim taleplerimiz Bakan Bey'e ilettik o gün. Yani yurt dışından makinenin gelmesini istemiyoruz dedik. Ha, Bakan Bey de gayet sağ olsun nazara dikkate aldı. Konuyu da çok uzatmaya da gerek yok. Yani bizi üzmesinler. Yani üzmesinler. Çok üzgünüz. Rahatsızız. Yani biz sanayici olarak rahatsız ve üstelik Antep'in adını geçerekten böyle internette böyle yalan haberlerle, yalan şeylerle bizi taciz etmesinler. Ben bunları Allah'a havale ediyorum.